Merhaba sevgili yatırımcılar, Paranın Nabzı kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki kanalımda verilen bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Kendinizi geliştirmek ve güncel bilgilerden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayınız. Takipte kalınız. Merhaba sevgili yatırımcılar. Teknik analiz eğitimi 5. videomuza hoş geldiniz. Bir önceki videomuzda hacim nedir onu anlatmıştık. Bu videomuzda ise mum grafikleri ve formasyonlarını anlatacağız. Mum grafikleri teknik analizde en çok kullanılan grafiklerdendir. Bu grafikler bize ne anlatıyor? Bu dersimizde mum grafiklerini güzelce işleyeceğiz. İlk önce mum grafiği nasıl anlarız? Bize ne diyor? Onu anlatalım. Arkadaşlar kırmızı ve yeşil olmak üzere iki rengi vardır. Kırmızı düşüşü, yeşil yükselişi ifade eder. Bu üzerinde anlatalım. Mumun en alt noktası o günün en düşük fiyatıdır arkadaşlar. En üst noktası da en yüksek fiyatıdır. Bunun yanında alttaki nokta eğer mum kırmızı ise alttaki nokta kapanış fiyatı, üstteki nokta açılış fiyatıdır. Yani mumun kırmızı olma sebebi açılış fiyatının kapanışa doğru düşmüş olmasından kaynaklanır. Bunu kırmızı ile gösteririz. Yeşilde ise açılış fiyatı altta kalır, kapanış fiyatı daha yüksek fiyatlara gider. Bundan dolayı da yeşil olmuştur. Mum grafiğinin temel noktası budur. Sabah yıldızı Morning Star. Bu da teknik analizde 3 çubuklu bir boğa formasyonudur. Yükselişi ifade eder arkadaşlar. Düşen bir trendin sonunda ortaya çıkar. Mum grafik formasyonlarının en güvenilirlerinden biridir. Yükseliş trendini tespit etmek için oldukça faydalı bir formasyondur. Uzun bir ayı mumunun ardından küçük gövdeli ve nispeten daha uzun gölgeli bir çubuk oluşur. Bunu izleyen üçüncü mum boğa mumudur. Üçüncü mum ile mumun yarısının üzerindeki ilk mumun gövdesi içinde bulunmalıdır. Yani bu soldaki ilk mumumuz, alttaki ikinci mumumuz ve sağdaki yeşil olan üçüncü mumumuz ikinci mumun üzerinde birinci mumun da içinde kalması lazım. Sabah yıldızı formasyonunun olması için. Üçüncü mum, birinci mumun da yarısının üzerini geçmesi lazım arkadaşlar. Bu bize boğa sezonu, boğa trendinin başladığını gösteren bir sinyaldir. Yine Doji Morningstar'ı genel bir grafik içerisinde görüyorsunuz. Burada düşüş gelmiş, düşüş bitmiş. Arkasından Doji Morningstar'la yükseliş başlamış. Akşam yıldızı da Morningstar'ın sabah yıldızının tam tersi. Bu da düşüş trendini gösterir. Aynı şekilde yükselen trend artık düşüşe geçmiştir. Üçüncü mum, birinci mumun ortasından daha aşağıdadır. Fakat onun boyunu geçmemiştir. Bu dönüşleri grafiklerinizde iyi görmeniz, iyi takip etmeniz lazım arkadaşlar. Hem Evenik Star burada da tekrar bir örnekle gösteriyoruz. Doji formasyonu traderların piyasadaki kararsızlığı anlayabileceği bir formasyondur. Zaten grafiklerden göreceksiniz arkadaşlar. Doji formasyonunda alıcılar ve satıcılar gün içinde bir savaş halinde. Fakat günün sonuna geldiğimiz zaman sabah başlangıca çok yakın bir fiyat noktasında kapa diyor. Bu Doji çeşitlerini gösterelim burada da. Doji, mezar taşı, ters mezar taşı, uzun bacaklı. Bunların hepsinin bir anlamı var. Onlara da bakacağız. Doji nasıl oluşur? Doji, bu gördüğünüz sağdaki mumlar saatlik grafikler arkadaşlar. Gördüğünüz gibi başlangıç fiyatımız burada. Gün içerisinde aşağıya düşüyor fiyat. Sonra tekrar yukarı çıkıyor. Alıcılar bastırıyor ve satıcılar günün sonunda gün başlangıcındaki fiyata denk getiriyor.
Bunun da günlük grafikte görünümü bu şekilde oluyor arkadaşlar. Yani doji bu şekilde oluşuyor. Saatlik grafiklerin gün sonundaki iz düşümü. Dragonfly Doji yine kararsız bir mum olmasına rağmen savaşı alıcıların kazanacağı daha yüksek ihtimaldir. Yani fiyat açıldığı noktaya gün için fiyat açıldığı noktadan gün içinde düşüyor. Fakat günün kapanışına yakın tekrar aynı noktaya geliyor. Yani savaşı tekrardan alıcılar kazanmış gibi gözüküyor. Pes etmemiş oluyorlar. Bunun da örnekleri yine genel bir grafikte gördüğünüz gibi Dragonfly'lar. Graverstone Doji bu ise düşüş trendini gösteren bir formasyondur. Mezar taşı denir arkadaşlar. Yani ayılar boğaların hakkından gelmiştir. Bu grafikte artık trend aşağı doğru dönmeye başlayacağını gösterir. Fiyat başlangıcından yukarı doğru gider fakat gücü yetmediği için tekrar düşer. Bu da bir sonraki günün düşüş habercisidir ki görüldüğü gibi bir sonraki günde düşüş olmuştur. İkisini örnek gösterelim. Graverstone işte mezar taşı ve Dragonfly Doji formasyonları grafik içerisinde böyle gözükmekte arkadaşlar. Bunları yakaladığınız zaman formasyonun yönünü tespit edebilirsiniz. Hammer çekiç, Türkçesi hammer'ın çekiç demek arkadaşlar. Bu da düşüş trendinde yeşil olarak yakalarsanız yükselişe geçeceği anlamına gelir. Tam tersine ise hanging man denmektedir. Bu da yükselişin sonunda gerçekleşen çekiç ama buna düşüş kırmızı olduğu için hanging man denilmiştir. Düşüşü gösterir. Ayı piyasasını başlayacağını gösterir arkadaşlar. Inverter Hammer Shooting Star. Burada da bir değişik formasyon. Inverter ve Shooting Star. Biraz önceki formasyonlarımıza çok benzer. Biri boğa, biri de ayı sezonunun dönüşlerini gösterir. Düşen trendin sonunda oluşup yükseliş sinyali verir. Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Bu eğitim videomuzdan sonrakinde tekrar çubuk grafikleri anlatacağız. O videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.